Merhaba. Bu sunumda size kitap bitleriyle ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Özellikle son birkaç yıldır çok sık karşılaştığım problemlerden bir tanesidir kitap bitleri. Mesela çoğu yeni ev almış kişiler bunu çözmekte zorluk çekiyorlar. Birçok ilaçlama firmasında çalışan arkadaşım da bu konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığı için maalesef başarılı olamıyorlar. Kitap bitleri oldukça küçük canlılar ve hızlı bir şekilde üreyebiliyorlar, çoğalabiliyorlar. Bugün size bu sunumda bunların mücadeleleri nasıl yapılmalı, nelere dikkat etmeliyiz ve ilaçlama açısından neler yapılmalı bu hususla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Dünya üzerinde 5000'den fazla türü tespit edilen kitap bitleri oldukça hızlı hareket edebilen, açıksa kahverengi, sarımtırak, krem renkte böceklerdir. Genellikle boyutları 1 milimetre kadardır ama bazılarında boyut 5-6 milimetreye kadar ulaşabilmektedir. Konutlar içerisinde, depolarda, tahıl ambarlarında, gıda tesislerinde, müzelerde görebileceğiniz canlı gruplarından bir tanesidir. Pusokoptera ordusu içerisinde yer alırlar ve 3 tane alt orduları bulunmaktadır. Bu şu anda gördükleriniz 3 alt ordayı temsil eden resimlerdir. Özellikle ortada gördüğünüz Trokopta grubu bizim için önemli. Çünkü konutlar etrafında gördüğünüz, konut içerisinde göreceğiniz grup ya ortadaki Liposelis cinsini benzeyen türler veya soldaki oluyor. Bunlar genelde kanatsız, küçük kanatlı organizmalar, konutlar içerisinde yaşayan, evlerimizde yaşayanlar. Ancak doğadakilerin kanatları olabiliyor. Büyük yapılı olabiliyorlar ve uçabiliyorlar. Bizim özellikle evlerde problem olarak gördüğümüz türlerde kanatlar belirgin gelişmemiştir. Bunlardan iki tanesi bizim için önemlidir. Konutlarda yaygın görülen türlerdir. Bunlara kitap biti deniyor ama aslında kitap bitlerinin bitle bir alakası yoktur. Normal baş bitiyle vesaire ama görünüş olarak biraz andırdıkları için böyle bir isim verilmiştir. Kitapların üstünde gezinirken, beslenirken görebilirsiniz. Ortadaki cetveldeki büyüklüğe dikkat edebilirseniz burada neredeyse 1 milimetre büyüklüğünde bir canlıdan bahsediyoruz. Sol tarafta gördüğünüz Lepidotus cinsiyle sağda gördüğünüz Liposcelis cinsleri özellikle konutlarda en fazla görülebilen türlerdir. Az önce söylemiştim, kanatları iyi gelişmemiştir diye. Bakın burada basit gelişmiş, küçük, ince kanat yapıları vardır. Sağ taraftakindeki ise belirgin bir kanat yapısını görmüyorsunuz. Arkadaşlar, bu canlılar çok küçük, inciye benzer yumurtalar bırakırlar. Bu yumurta ortalama 2-4 gün içerisinde açılır. Bir dişi ömrü boyunca yaklaşık 200 kadar yumurta bırakabilir. Yumurtalar açıldıktan sonra nifler ortaya çıkar. Nif 2 veya 4 nif evresi geçirilir. Daha sonra erginleştikten sonra ortalama 3 ile 3 haftayla 4 aya kadar yaşayabilen erginler yılda 2 ile 3 nesil verirler. Konutlarımızın içerisinde yaşayanların kanatları yoktur ve küçüktürler. 1 milimetre yaklaşık demiştim az önce. Renklerinden de bahsetmiştim. Kremsi, beyaz, kahverengimsi renklere sahiptirler. Kitap bitleri hemen hemen her şeyle beslenirler. Küf, tutkal, selüloz ürünler, duvar kağıdı, tahıl, yosun ve kuru bitkiler gibi her şeyle beslenebilirler. Bunlar nem oranı yüksek ortamları severler. Özellikle yeni ev almış insanların 0-1 eve girdiklerinde bu canlıyla karşılaşma olasılığı gün geçtikçe artmaktadır. Duvar kağıdı yaptırdığınız yerlerde, laminat park yaptırdığınız yerlerde veya eve getirilen kutularla taşınmış olabilirler. Ev inşa edilirken inşaat malzemelerinin konuta bir şekilde bulaşı olan bu canlılar o ortamdaki yetişen mikroskobik mantarlarla beslenirler. Peki bu canlı ile biz ne yapmalıyız? Nasıl mücadele etmeliyiz? Çok küçük canlılardır. Bir yerde oturduğunuzda gözünüzün önünde küçük sarı toz zerrecikleri geziniyormuş gibi görebilirsiniz. Bu da insanın psikolojisini oldukça olumsuz yönde etkiliyor. Endişe kaynağı oluyor, stres kaynağı oluyor. Çünkü yeni aldığınız herhangi bir eşyanın üzerinde böyle küçük özellikle koyu bir eşya ise küçük objelerin gezilmesi hiç de hoş bir durum değil. Ne yapmak lazım?
Öncelikle temizliğe çok dikkat etmek gerekiyor. Halı, kilim, perde, döşemeler düzenli olarak vakumlu cihazlarla temizlenmeli. Bu temizlik torbaları varsa düzenli olarak evden uzaklaştırmalılar. En büyük önemli kontrol yöntemlerden bir tanesi temizliktir. İkincisi, evdeki herhangi bir gıda malzemesine, tahıl tarzı, kuru baklagil tarzı gıdaları kesinlikle serin, iyi havalandırılmış yerlerde saklanmak gerekiyor. Dolaplarımızın içerisini düzenli temizlemek gerekiyor. Yiyeceklerimizi koymadan önce içerinin kuru olduğundan emin olmak gerekiyor. Çünkü bu hayvanlar nemi çok seviyorlar. Nemli ortamları seviyorlar. İşte mutfakta yemek sürekli pişiyorsa, su ısıtısında su kaynıyorsa, çamaşır makineleri de bazen mutfaklarda olabiliyor. Bu ortamın nemini arttıracaktır. Bu ortamın nemini azaltmak, iyi havalandırmak, bu gördüğünüz canlılarla, kitap bitleriyle mücadelede büyük etkinlik sağlar. Ayrıca çok küçüktürler. Normal koşullarda bir ortama girmek istediklerinde rahatlıkla girerler. Ancak özellikle böyle tezgahların etrafında, kapı çerçeveleri etrafında küçük çatlaklar, yarıklar varsa siz bunları alçıyla onarırsanız veya silikonla da iyi kapatırsanız az da olsa girişlerini azaltmış olursunuz. Ancak çok küçük oldukları için kapı eşikleri altından veya bir kablo kanalından veya bir diğer yollarla bir yere bulaşma olasılıkları çok kolaydır. Rahat bir şekilde içeriye girebilir. Bir ortamda özellikle nem yüksekse demiştim, bu canlılar rahatlıkla yaşarlar. Sizin öncelikle ortamdaki nemi azaltmanız gerekiyor. Ortamı ısıtmanız gerekiyor. Ve özellikle son yıllarda ebeveyn banyosu olan konutlarda odaların ebeveyn banyoları oluyor. Bu banyoların duvarlarındaki su tesisatlarından sızma yapıyor. Duvar kağıtları arasına sızıyor. Bu türdeki ortamlarda kitap bitlerini rahatlıkla görebilirsiniz. Ortamın sıcaklığını yükseltmek, 45-50 derece yükseltmek ve uzun süre böyle tutmak oldukça başarılıdır. Kuruyarak ölümle sebep olacaksınız, nemi de azalttığınız için. Ayrıca ortamdaki küflü herhangi bir şey varsa bunu evden uzaklaştırmak, atmak gerekiyor. Siz küflerin azalmasını sağlayarak bu canlıların beslenmesini de azaltmış oluyorsunuz. Bazen eve aldığınız bir objeyle de evinize bulaşabilir, bu geldiği yerden. Böyle bir objeyle karşılaşırsanız, yüksek sıcaklığa maruz bırakamıyorsanız da düşük sıcaklığa maruz bırakmanızı öneririz. Mümkünse donma sıcaklığına yakın bir sıcaklıkta 1 saat kalması o objenin, eğer zarar görmeyecek bir obje ise, kitap bitlerinin ölümüne sebep olur. Ben çoğunlukla bu türdeki durumlarda kitap bitleriyle mücadelede o türdeki objelerin buzdolabında bir rafın içerisinde bir gece bekletilmesinin kitap bitlerine karşı oldukça etkili olduğunu öneriyorum. Arkadaşlar, ortamındaki nemi azaltmak bunlarla mücadeledeki en etkili faktörlerden biridir. Bir ortamda klima kullanarak nemi azaltabilirsiniz veya nem alıcı cihazlarla, ortamı güneşlendirerek, havalandırarak veya işte az önce de bahsetmiştim, kumaşları derin dondurucuda saklayarak bu zararlılarla mücadele yapabilirsin. Ortamı havalandırmak, nemi düşürmek, bu canlıların beslenebileceği objeleri uzaklaştırmak, küflü objeleri uzaklaştırmak en etkili yöntemdir. Ancak ola ki bunlarla çözemiyorsunuz ve sizin bir ilaçlama yapmanız gerekiyor. Şu anda piyasada hamam böceklerine ve diğer birçok zararlıya karşı kullandığımız insektisitlerin hemen hemen hepsi bu canlılara karşı oldukça başarılıdırlar. Bu canlılar oldukça hassas canlılardır. El spreyleri şeklinde hazırlanmış ürünler veya aerosol ürünler bu canlıların görüldüğü ortamlara püskürtülürse bu canlılar ölürler. Geniş çaplı bir ilaçlama yapmak genellikle işte süpürgeliklere yapabilirsiniz. Dolap arkalarına bu canlıların gelebildiği işte duvar kağıtları arasında çatlaklar varsa bu türdeki yerlere yapabilirsiniz. Eğer eskimiş duvar kağıtları varsa mutlaka sökülüp atılmalı. Yatak başlarının etrafında veya kenarlarında kalan noktalarda nemli ortamlar varsa buraları severler. Mobilyalarınızın üzerinde, özellikle koyu renkli mobilyalarınızın üzerinde gezebilirler. Ahşap malzemelerin üzerine insektisit püskürtürken dikkat etmek gerekir. İnsektisitlerin malzemelerinize zarar vermemesi için sadece ince bir film tabakası şeklinde püskürtme yapıp sonra da silmek gerekir. Bu şekilde bu canlıyla mücadele edebilirsiniz. Arkadaşlar, özellikle son yıllarda karşılaştığım önemli zararlı gruplarından bir tanesidir kitap bitleri. İnsanlara sokmazlar, zarar vermezler ama çok küçük olmaları, işte ortamda gezinmeleri stres durumuna sebep olabilir.
ve gezinirken belki bazen patojenlerin yayılmasında da etkili olabilirler. Bu sebeple bu konuyla ilgili de sizleri bilgilendirmeye çalıştım. Hepinize teşekkür ederim.